Efendim, bakış programına hoş geldiniz. Bugün sigorta konuşmaya devam ediyoruz. Sizlerden gelen sorular var, yorumlar var, merak edilen konular var. Biraz açıklık getirelim. Daha önceki programlarımızda da getirdik. Biraz daha devam edelim istiyoruz bu işe. Çünkü malum 3 aydan fazladır, 3,5 aydır hatta 4 aya yakın süredir bir koronavirüs salgını sürecinde evlere kapandık. Şirketler de evlere kapandı ve bu dönemde bir takım değişiklikler yaşandı. Biraz bunları merak ediyorsunuz. Özellikle sigorta boyutunda birkaç kritik konu var. Trafik sigortası, özel sağlık sigortası. Özel sağlık sigortası çok önemli bir konu. Onu konuşacağız zaten. Halen bu konuda sorular geliyor sizlerden bize. Bunların hepsini bir konuşmak istiyoruz. Tabii yine merak edilen konulardan bir tanesi de şu. Tamam, virüs geçmedi. 1 Haziran'da normalleşmeye doğru gittik. Her adım adım da normalleşmeye doğru gidiyoruz. Bir taraftan da her ne kadar salgın biraz birkaç tık artmış olsa da ama normalleşme sürecindeyiz. Peki bu süreçte neler oluyor? Özellikle sigorta açısından. Düne kadar çünkü herkes evlerdeydi. Herkes evlerde olunca işte trafik sigortasıyla, kasko sigortasıyla, özel sağlığın dışındaki diğer sigortalar çok önemli değildi. Yani nasıl olsa kullanılmıyor diyorduk. Hasar olmuyor diyorduk. Ama şimdi artık normalleştik. Hem de bir hayli fazla normalleştik. Şimdi artık merak ediyorsunuz. İşte sigortada ne olacak, hasar ne olacak? Mesela merak edilen konulardan bir tanesi de önümüzdeki günlerde bu pandemi sürecinin bize kazandırdığı bir takım sigorta ürünleri olacak. Bunların hepsini konuşacağız efendim. Kimle konuşacağız? Konuğumuz Allianz Türkiye CEO'su Tolga Hürkan bizle birlikte. Bütün bu soruları kendisine soracağız ve kendisinden cevap alacağız. Bir projeksiyon da çizmesini isteyeceğiz. Sigorta sektörünü biraz rakamsal mali verilerle de yorumlattıracağız. Yani merak edilen sorulara açıklık getirmeye çalışacağız. Merak edenler varsa yayın sonrası da Nayan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden de takip edebilirler. Tolga Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkürler. Nasıl geçirdiğiniz süreci gördüğüm kadarıyla iş yerindesiniz. Siz de normalleşme sürecine adım atanlardasınız herhalde. Kesinlikle. Biz aslında Mart ortasında tüm sektör olarak evden çalışmaya geçtik %100 olarak. İşte yaklaşık bir 3 ay sonra ben de yavaş yavaş artık önemli toplantılarda, bu gibi programlarda ofise gelmeye başladım. Yakın zamanda normalleşmeyi biz de planlıyoruz. Ama Bizim için tabii anladığım kadarıyla bütün şirket full olarak çalışmaya başlamadı herhalde. Peyderpey herhalde yavaş yavaş geçeceksiniz diye. Biraz da hani bu iş dünyası sizin gibi büyük yabancı sermayeli şirketlerin nasıl bir çalışma sistemini de merak ediyorum açıkçası. kesinlikle. Yani tabii biz burada grubumuzla da paralel hareket ediyoruz. Onların da bir politikaları var. Temel olarak biz burada kademeli bir geçiş planlıyoruz. Tabii birazcık deneyimleyip, görüp ondan sonra biraz daha arttırmayı hedefliyoruz. Planlarımız daha sonuçlanmadı. Biz tabii ilk aşamada bütün altyapıyı hazırlamaya da çalışıyoruz. Daha güvenli, emniyetli yapmak adına binalardaki sosyal mesafe kuralları vesaire, bunların hepsini tabii zaten Sağlık Bakanlığımız da yayınladı. Buna uyumlu bir şekilde son sürat hazırlanmaya çalışıyoruz. İnşallah en kısa zamanda geçişi yapmaya başlayacağız. Ya Tolga Bey, sizi bulmuşken merak ettiğim bir şeye konuşayım. Biz zaten böyle konuşursak sigortaya giremeyeceğiz böyle sohbet etmekten ama ya şimdi mesela bu pandemi ilk başladığında Türkiye'de ilk başladığında Mart'ın ortalarında ben şöyle mesela duyumlar aldım. Sizin gibi yabancı sermayeli dünya yaygın şirketlerde yurt dışından size bir talimat gelip evet artık evde çalışmaya geçin şeklinde bir talimat alındığını, diğer yabancı şirketlerden de öyle dedim, talimat alındığını ve hemen hemen her günde işte evde misiniz, süreçlerin takip edildiğini. Ya böyle mi gerçekten? Aslında talimat diyemem çünkü şirketler genel olarak, tüm uluslararası şirketler, özellikle sigorta sektörü, tabii ki yerel ayağı çok güçlü oluyor ve kendi özel kararlarını da alabiliyor. Ama tabii bir de grup politikası var. Allianz'ın tüm dünya genelinde yaklaşık 80 ülkede 150 bine yakın çalışanı var. Tabii ki bir yerde bir emniyeti de yeknesak şekilde sağlamaya çalışıyor. Bundan emin olmak istiyor. Genel politikalar yayınlanıyor ama sonuçta bizim ne yapacağımız sonuçta lokal, yerel kararımız.
Biz tabii Sağlık Bakanlığı ile çok irtibat halindeyiz. Çok yakından takip ediyoruz. Onların önerileri, yönlendirmelerine göre biz de planlarımızı yapıyoruz. Peki, şimdi girelim konuya. Şimdi Tolga Bey, iki bölüm rica edeyim sizden. Lafınızı da kesmek istemiyorum. İki soruyu peş peşe sıralayayım. Bir, bize bir sigorta sektörü açısından önce bir dünyadaki bu pandemi sürecinin neler yaşandığını, nasıl geçirdiğini sigorta sektörünü bize biraz özetleyin. Çünkü bizde Mart'ta 15'te başladı ama işte Avrupa'da bizden en az 2 ay önce Ocak ayında başladı. Kimisinde Şubat'ta başladı. Keza İtalya'da falan, İngiltere'de bizden önce başladı. Bir bize bir Avrupa sigorta pazarına bir sizi yakalamışız hazır. Bize onu bir yorumlayın. Oradan da Türkiye'ye gelin. Türkiye'de bu süreç nasıl geçti, nasıl neler yaşandı bu pandemi sürecinde? Sonrası özel sağlık sigortalarını falan konuşacağız zaten. Buyurun. Tabii. Şöyle başlayayım. Yani aslında Avrupa'da tabii çok Türkiye'den çok farklı bir süreç işlemiyor pandemi, çünkü herkesi etkilediği için. Ancak öne çıkan bazı konular var. Belki branş bazında ifade etmek gerekirse, oto sigortalarını tabii ki yavaşlayan ekonomilerin bir sonucu olarak bir daralma söz konusu oldu. Tabii yeni araç satışları azaldı, ikinci ellerdeki satışlar düştü vesaire. Bunların sonucunda bir daralma gözlemledik. Türkiye'de aynı şeyi gözlemliyoruz. Oto dışı sigortalar dediğimiz bu yangın, sorumluluk tarzı sigortalarda ise bayağı bir tartışma oldu ve hala da devam ediyor. Oradaki en temel tartışma da bu. Tabii işlerin durması, kar kaybı gibi teminatlar sigorta kapsamında mı değil mi? Bu konuda çok ilginç gelişmeler var. Ona da kısa bir süre değinebiliriz belki, çünkü daha da Tabii net çok, bir karar da yok. yo bence tam zamanı değinelim derim. Çünkü ben de Peki. hani yabancı basını takip ettiğimde evet mahkemeler işliyor. İşte sigorta şirketleri bir kısmı hayır kar kaybı içinde değil diyor. Kimisi var diyor. Devletler bir takım kararlar vermeye çalışıyorlar. Hazır açmışsınız devam edelim. O çok önemli bir konu çünkü. Tabii. Yani şöyle, burada daha net bir fikir oluşmuş değil. Çünkü çok kolay bir konu değil. Yani sonuçta nereden bakarsanız bir ekonominin durmasını, yavaşlamasını, büyük bir etkiyi konuşuyoruz. Bunu tek başına bir sigorta sektörünün, benim kişisel fikrimde bu, kaldırması mümkün değil. Buradaki meblağlar çok yüksek. Dolayısıyla burada alternatif modeller düşünülüyor. Avrupa'da en son bizim kendi grubumuz, Allianz'ın da dahil olduğu bir çalışma grubunda bir havuz oluşturulmasından konuşuluyor. Bir havuz oluşturarak devletin de buna destek olması ve bu tür salgın gibi durumlarda iş durmasını bir şekilde kompanse edecek bir takım yapılardan bahsediliyor. Esas olarak aslında sigorta poliçenin kapsamını belki konuşmak lazım. Salgın hastalıklar, özellikle bu tip iş durması gibi poliçelerde aslında kapsam dışındadır. Bahsettiğim biraz önceki sebeplerden ötürü. Temelde o sigortayı tetikleyen risk maddi bir zarardır. İşte bir sel olur, yangın olur, makineler durur, yanar, bozulur vesaire. Bunun sonucunda bir kar kaybı olduğunda sigorta devreye girer, ama salgın gibi bütün sektörleri, bütün iş yerlerini etkileyen bir katastrofik bir riskte, tabii bunu sektörün tek başına kaldırması mümkün değil. Ne Türkiye'de ne de dünyada. Bu yüzden havuz mantığıyla bir takım sigorta şirketlerinin de katkısıyla, devletlerin de katkısıyla, farklı fonlama yöntemleriyle bir takım sistemler geliştirilmeye çalışılıyor. Ama daha çok başındayız diye düşünüyorum. Çok yakından takip etmeye devam edeceğiz bu konuyu. Davalar açılıyor galiba değil mi? Mahkemeler sürüyor galiba Tolga Bey. Onu duyuyoruz özellikle bazı coğrafyalarda, bazı ülkelerde, ama her yerde değil. Ama o ilk başta duyduğumuz yoğunlukta bir haber de gelmiyor açıkçası. Dediğim gibi birazcık daha rota öbür tarafa, yani bir havuz kurulmasına ve orayı birazcık daha yapıcı bir şekilde, kalıcı bir şekilde çözmeye odaklanılmış diye düşünüyorum. Ben de yakından takip ediyorum, çünkü çok ilginç bir konu gerçekten. Ama Peki daha bir net rakam var ulaşılmış bir mı sonuç yok. Tolga Bey? Mesela Türkiye için demiyorum ama dünyada pandeminin yaratacağı hasar boyutu, sigorta sektörü üzerine yaratacağı hasar boyutu, sigortaya maliyeti gibi bir rakam hiç konuşuluyor mu? Kulağınıza geliyor mu? Ne takip ediyor musunuz? Yani daha önce duydum, ama inanın çok böyle
belirlenmiş herkesin ortaklaşa buluştuğu bir rakam ben de şu anda hatırlayamadım. Yanlış bilgi vermek de istemem şu anda. Ama sektörün bu özellikle bu büyük olimpiyatlar gibi veya işte Wimbledon gibi organizasyon iptaliyle önemli ölçüde zararlar yazacağını veya maliyetler üstleneceğini görüyoruz. Bu da doğaldır. Zaten bunlar için sigorta yapılıyor. Ama bu sene böyle bir etkiyi göreceğiz diye Peki, bekliyorum. Türkiye'de ne oldu? Yani ben mesela Türkiye'de bu kar kaybıydı, iş durması gibi hiç daha konuşulmadı bile. Yani burada mesela Türkiye'de de herhalde aynı şekilde mi pandemi sigorta kapsamında değil mi? Biz niye konuşmuyoruz bunu? Yoksa hani bizdeki tüketici daha bilinçli, ne aldığını biliyor, bunun içinde olmadığını biliyor. Dolayısıyla hiç mevzu bahis etmiyor. Bizde nedir durum? Bizde de yani aslında Avrupa'ya paralel diyebilirim. Avrupa'da da çok yani belki konuşuluyor ama gerçekten de çok fazla dava, çok fazla talep yok. Çünkü poliçe şartları çok net. Yani burada bir maddi hasarın olması lazım ve bu maddi hasarın sonucunda bir ancak tazminat gerçekleşebilir. Bizdeki poliçeler de aynen bu şekilde kurgulu. O yüzden çok belirsiz bir durum söz konusu değil Türkiye'de. Türkiye'de de Avrupa'ya paralel baktığımda paralel gelişmeler gözlemliyorum. O da nedir? Oto sigortalarında özellikle Nisan ve Mayıs aylarında önemli düşüşler gördü. Tabii yine ekonomik bir duraklama, yeni ay satışlarının azalması gibi sebeplerden ötürü. Ama öbür tarafta da çok güzel bir haber. Sektör Covid'e kadar 2019 yılında dahil olmak üzere çok ciddi anlamda reel büyüdü. 2019 yılında %15 kadar reel büyüdü. 2020 yılın ilk çeyreğinde gerçekten çok iyi performans gösterdi ve yüzde yine 12-13 kadar reel büyüdü ve gayet iyi gidiyordu. Bir anda Covid geldi ve işte bahsettiğim Nisan ve Mayıs aylarındaki birazcık duraklamayı gözlemledik ama özellikle oto sigortalarında. Sağlık sigortalarında tabii konu tamamıyla sağlık olduğu için biraz daha pozitif gelişmeler gözlemledik. Beklediğimizin altında ama en azından bir gerileme görmedik. Şimdi Bunun hazır haricinde lafı buyurun. açtınız, lafı açtınız. Evet. Ben buradan devam edeyim. Tabii Şimdi buyurun. dediniz ki bu pandemi sigorta kapsamında değil, işte Avrupa ile paralel gidiyoruz. Ama sizler yani Türk sigorta şirketleri burada özel sağlık sigortası içine bir anda pandemiyi katıverdiniz. Demek ki olunca oluyormuş. Tabii sağlık sigortası biraz daha farklı. Diğer tarafta bir koskoca bir ekonomi var ama sağlık sigortasına baktığımızda süreç de şöyle gelişti. Bir hatırlatmak adına Türkiye'de ilk defa 10 Mart'ta bir vaka gerçekleşti ve 11 Mart'ta da Dünya Sağlık Örgütü pandemiyi ilan etti. Baktığınızda aslında biz Covid pozitife kadar tüm sigorta şirketleri sektördeki Covid Plus'a kadar Covid'i tespit edene kadar aslında bütün tetkik ve tedavi masraflarını zaten üstleniyordu. Covid teşhisi konduktan sonra da bu bir salgın hastalık olduğu için poliçe şartlarına alan da vardı, almayan da vardı. Ama şöyle baktığımızda bu konu çok ciddi, çok hızlı aksiyon aldık diye düşünüyorum. Sektör olarak gerçekten gurur verici. Birliğimizin liderliğinde bütün sektör yöneticileri bir araya geldik birkaç kez ve sonunda salgın hastalıkları jest ödemesi kapsamında kapsam dahiline aldık. Bu ne demek? Yaklaşık %15 kadar olan kapsam altındaki sigortalılar, sağlık sigortalılar neredeyse tamamı %99'un üzerinde kapsam altına alınmış oldu. Bu konu çok pozitif geri dönüşler oldu. Gerçekten o günkü koşulları düşünürseniz önümüzü çok da fazla göremiyorduk. Tabii ki bir takım hesaplar yapıyoruz, tahminler yapıyoruz. Sigortacılık tamamıyla bunun üzerine kurgulu. Ama salgın, Covid dünyada ilk defa oluyor. Önümüzü göremediğimiz bir yer. Çok cesur bir adım attık ve çok da doğru bir adım olduğunu düşünüyorum. Bütün sektördeki arkadaşlarımı da kutluyorum gerçekten bu konuda. Bunun Peki bir sonrasında dakika da tabii. yine bir araya gireyim. Şimdi ben hani süreci de baştan beri takip ettiğim için size de sorayım, sizden de duymuş olayım. Şimdi ilk siz bütün şirketler bir araya gelip
bir jest ödemesi altında pandemiye sağlık sigortasına katıp evet ödeyeceğiz ama bu hani kapsam içinde değil ama biz bunun da yine jest olarak ödeyeceğiz dediğinizde bir projeksiyon yaptınız diye tahmin ediyorum. Ya bu işin bize maliyeti şu olurdur olur diye. Ama bugüne geldiğinizde yani o maliyeti gördünüz mü? Gerçekten öyle hani başlarda çünkü ben kimilerinden duyuyordum korkutucu rakamlar vardı. Hatta kimileri diyor ki ya bu iş bizi bitirir. Orta halli şirketlerden bahsediyorum tabii gibi söylemler vardı. Şimdi bugün geldiğinizde mesela o maliyet ne oldu? 3 aşağı 5 yukarı takribi öyle korkutucu boyutlara çıktı mı? Aslında tahminlerin biraz daha altında kaldı diyebilirim. Yani şöyle en son gelen rakamları da paylaşayım. İşte yaklaşık 4000 kişi için 33 milyon TL civarında sektör toplam olarak. Aşağı yukarı pazar payı payları çerçevesinde şirketlerin sağlık sigortasında dağılmıştır bu tabii şirketlere. Kaldırılamayacak boyutta olan şeyler değiller bunlar. Onu söyleyebilirim. Tahminlerimizin altında mı? Evet tahminlerimizin altında ama tabii o gün itibariyle inanın kimse hiçbir şey bilmiyordu. Biz tamamıyla böyle nüfusun toplamından giderek işte bir takım hastanede yatma varsayımlarına kadar giderek tabii bizim önümüzde bazı ülkeler vardı. Onların rasyolarını kullanarak bir takım tahminlerde bulunduk. Onların altında seyretti diyebilirim. Gayet başarılı yönetildi aslında ülkemizde bu süreç. Burada şey de özellikle Sağlık Bakanlığı da herhalde anladığım kadarıyla ciddi destek oldu. Yani hem sizlere hem özel hastanelere hem vatandaşlara galiba maliyetin bir kısmını da üstlendi herhalde değil mi? Doğru, doğru. Yani burada SUT dediğimiz bu sağlık uygulama tebliği revize edildi. Özellikle pandemi hastaneleri için. Ciddi bir katkı sağlandı. Ama tabii hastaneler açısından baktığımızda da önemli ölçüde frekans yani hastaneye ziyaretlerin azaldığını da düşündüğümüzde biz de sigorta sektörü olarak burada yine elimizden geldiğince destek olmaya da çalıştık. Bu konuda karşılıklı tabii ticari anlaşmalar yapıldı ve biz de aslında bir yerde destek olduk diyebilirim sektör olarak. Peki şimdi Tolga Bey bundan sonraki süreçte merak edilen birkaç soruyu peşi sıra sorayım. Bir, sizin bu jest ödemeniz devam ediyor mu? Ne kadar daha devam edecek? Bugün özel sağlık sigortası ya da tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak isteyenler yine pandeminin içinde mi? Pandemi teminat olarak veriyor musunuz? Burada bir koyduğunuz bir takım kriterler, bekleme süreleri ya da başka bir takım beklentiler ya da farklı uygulamalar var mı? Ve bu süreç hani tamamlayıcı sağlığa ve özel sağlığa biraz da talebi arttırdı mı? Hepsini peşi sıra sordum zaten. Toplu cevap alayım. Tabii. Teşekkür ederim. Jest ödemesi devam ediyor. Covid özelinde. Tüm sektörde. Buradaki bir önemli fark tabii ki bazı şirketlerde bu tüm salgın hastalıklar teminatı altında bazı şirketlerde jest ödemesi kapsamında COVID özelinde ödemeler yapılıyor. Özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık da konusuna geldiğimizde teminat altında mı konusu biraz önce söylediğim gibi aslında bazı şirketlerde jest ödemesi kapsamında teminat altında bazı şirketlerin poliçelerinde tamamen tüm salgın hastalıklar bundan önceki bundan sonraki gerçekleşecek tüm salgın hastalıklar teminat altına alınmış durumda poliçe kapsamında artık jest ödemesi değil gerçekten teminat altında diyebiliriz. Bir diğer konuda talebi sordunuz. Talep aslında biz tabii çok önemli bir risk gerçekleşti sağlık konusunda. Ve ilk başlarda bir talebin artmaya başladığını gördük ve sevindik. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de sigortacılık aslında hep potansiyeli çok olan ama bir türlü potansiyele de istediği şekilde ulaşamamış bir sektör. Burada acaba bir açılım olur mu diye düşündük ama sonra rakamlar biraz daha normalleşmeye, eski seviyeye düşmeye başladı. O yüzden şu anda çok net bir talep artışı var diyemem ama genel olarak sağlık sigortacılığının biraz daha tanınmış olması ve itibarının da daha fazla da artmış olması bence değerinin daha fazla anlaşılmış olması bence çok önemli bir gelişme. Bunların hepsi tabii geleceğe önemli büyük adımlar diye düşünüyorum. Peki bu şu anda mesela özel sağlık sigortası yaptırmak isteyen ya da mevcut olan poliçesi yenilemek isteyen bir kişi hemen gelip yapıyorsunuz. Pandemi de içinde mi yoksa belli bir bekleme süresi tanıyor musunuz? Yani böyle bir uygulama var mı? Evet yani tabii şirketlerin uygulamaları farklı olabiliyor. Bizim şirketimizdeki uygulama 14 gün bekleme süresi var.
O bildiğimiz 14 günlük hastalığın belirtilerinin tamamıyla bittiği süreci dikkate alarak bunu yapıyoruz. Çünkü gerçekleşmiş bir riski de diğer sigortalılarımız için dikkatli yönetmemiz gerektiği için bu süreyi koyuyoruz her zaman. Onun haricinde dediğim gibi bu 14 günün sonrasında eğer sigorta poliçesinde bu geçerliyse, salgın hastalık teminat altındaysa, ondan sonra bütün salgın hastalıklar teminat altında oluyor. Yoksa sadece COVID jest ödemesi kapsamında teminat altında olmaya devam ediyor şirketlerden aksi bir görüş gelene kadar. Peki. Şimdi süremiz de daralıyor. Şöyle sorayım. Bir sigortacı olarak, işte yabancı sermayeli bir şirketin CEO'su, yöneticisi olarak bu süreç size pandemi ne yaşattı ve bu yaşananları da hesaba kattığınızda önümüzdeki dönemde, yani hem normalleşme süreci içindeyiz hem de önümüzdeki dönemde sigorta alanında tüketiciye yönelik de tabii bir takım değişimler, bir takım farklılıklar görecek misiniz? Uygulayacak mısınız? Daha da önemlisi, bir takım ürünler ön plana çıkacak mı? Buna bir de şey sorusunu ekleyeyim, öyle belirteyim. Anladığım kadarıyla artık dijital bir sigortacılık devrimi çağı başladı bu pandemiyle birlikte. Bu dijital sigortacılık, yani uzaktan sigortacılık konusu bundan sonra da devam edecek mi, farklı boyutlara gelecek mi? Evet, aslında çok kapsamlı. Yani şöyle söyleyeyim, tabii belki ürün bazında ele alırsam, ana kategoriler bazında geleneksel ürünlerin çok değişeceğini zannetmiyorum. İşte oto, ev veya kurumsal sigortaların. Bunları ek olarak tabii ki sağlık sigortası da çok önemli bir ürün. Burada dediğim gibi beklentimiz hala burasının daha fazla canlanması. Özellikle tamamlayıcı sağlık tarafında daha geniş kitlelere ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla orasının biraz daha fazla büyümesini bekliyoruz. Bunun haricinde ticari sigortalar, tabii alacak sigortası, mevcut ortamda tahsilat sorunları çıkmaya başladı. Alacak sigortası burada önemli bir güvence veya dediğimiz gibi kar kaybı gibi sigortalar da ön plana çıkmaya başlıyor. Bunun haricinde hayat sigortası geride kalanlara da olsa çok önemli bir güvence sonuçta bağımlılara. Onun ön plana çıkmasını bekliyoruz. İşsizlik sigortasının da yine ön plana çıkmasını bekliyoruz. Ama bunlar tabii bir anda böyle çok müthiş rakamlara ulaşacak şeyler değil. Biraz zaman alacaktır. Yani önemli olan risk farkındalığının gerçekten ülkemizde artması ve sürdürülebilirlik açısından herkesin burada aslında biraz daha kendini güvenceye alması çok önemli diye düşünüyorum. Ürünler bazında böyle özetleyelim. Tabii siber sigortalar da konuşuluyor. Birçok başka ürünler de konuşuluyor. Bunları zamanla göreceğiz gerçekten ne kadar etkilerinin olacağını. Hizmet tarafına geldiğimde ise dediğiniz gibi dijitalleşmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Zaten sigorta sektörü IT odaklı çalışan, bilgi sistemleri, teknoloji odaklı çalışan bir sektör. Buraya çok ciddi yatırımlar yapılıyordu. Şimdi bunlar daha da hızlanmaya başladı. Çünkü şunu gördük ki gerçekten buraya yapılan yatırımların karşılığı çok net bir şekilde alınıyor. Sektörün tamamı neredeyse bir günde, belki kariyerimiz boyunca görmeyeceğimiz bir şekilde bir günde %100 evden çalışmaya dönebildi. Başarıyla, kesintisiz bir şekilde tüm dağıtım kanallarımız, iş ortaklarımız aslında bunu da çok takdir ettiler. Dolayısıyla ben dijital hizmet anlamında hem iş ortaklarımıza hem müşterilerimize hizmetin daha da artacağını, daha da üst seviyeye taşınacağını bekliyorum. Bununla beraber iç işleyişlerde de belki önemli bir gözlem diye düşünüyorum kendi açımdan en azından. Bu gibi ortamlarda, dağınık bir şekilde herkesin evinden çalıştığı ortamlarda gerçekten bir kriz ortamı var ve birçok kararın çok hızlı alınması gerekiyor. Burada tabii ki yetkin ve yetenekli arkadaşlarımızın yetkilendirilmiş bir şekilde hızlı karar almasını sağlayacak yapıların da şirketlerin dönüşümünde önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum. Biz bunu yaklaşık 3 senedir çevik dönüşüm diye adlandırıyoruz ve hep de paylaşıyoruz aslında. Bunun faydalarını gerçekten çok gördük. Yani kararlar üst yöneticilerde buluşmuyor, orada bir bekleme olmuyor, duraklama olmuyor. Çok hızlı bir şekilde arkadaşlarımız kararlarını aldığı zaman biz tabii ki çok daha kesintisiz ve iyi hizmet verebiliyoruz diye düşünüyorum. Peki son bir soru. Bu pandemi süreci sizde nasıl bir ders çıkardınız? Hem bireysel olarak cevap verin hem de sigortacı olarak cevap verin. Nasıl bir ders çıktı bu işten? Bunun üstüne özel program yapılır Noyan Bey. Ama şöyle özetleyeyim. Ne ders çıkartıldı? Açıkçası biraz önce bahsettiğim bir kurumun yöneticisi olarak
Birkaç şeyi çok net gördüm. Birincisi gerçekten amaç odaklı olmak, kurum olarak. Amacı çok net belirlemek. Bu sadece kar odaklılık olamaz ve olmamalı. Bu amaç sizi kriz ortamlarında gerçekten çok güzel rehberlik ediyor. Nelerin öncelik olduğu, nelerin doğru olduğu konusunda size çok iyi rehberlik edebiliyor. Yani salgını, daha doğrusu COVID'i ödeme kapsamına almak, daha sonra salgını poliçe kapsamına almak bizim açımızdan çok zor kararlar olmadı açıkçası bu prensipler çerçevesinde. Bir diğeri de az önce bahsettiğim yetkilendirme. Gerçekten arkadaşlarımızın tam yetkiyle problemlere sahada en yakın kişiler onlar. Onlar daha iyi biliyorlar. Prensiplerimiz belli, anayasamız belli işleyiş olarak. Kendi kendilerine kararlar alıp bizi bilgilendiriyorlar. Bu şekilde çok daha hızlı krizi efektif bir şekilde yönetebildik diyebilirim. Kişisel olarak da açıkçası yani şunu söyleyeyim, ders çıkarmaktan ötesi ailemle daha çok zaman geçirebilmek, çocuklarla daha çok zaman geçirebilmek gerçekten zaman zaman zor da olsa çok keyifliydi. Birbirimize doyduk diyebilirim. Peki Tolga Bey, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Hem katılımınız için hem de verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Önümüzdeki aylarda yine bir araya gelelim. Hem de değişimleri de konuşmuş oluruz bu vesileyle. Teşekkürler. Sağlıklı günler dileyim ben size buradan. Çok sağ olun Nihan Bey. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet efendim. Allianz Türkiye CEO'su Tolga Gürkan bizle birlikteydi. Tahmin ediyorum merak ettikleriniz konulara açıklık getirebildik. Süremiz el verdiğince. Bir dipnot düşeyim, öyle kapatayım programı. Özel sağlık sigortası ve tabii tamamlayıcı sağlık sigortası çok merak ediliyor herkes tarafından. Evet, bugün gidip rahatlıkla sigortanızı, özel sağlık sigortasını da tamamlayıcı da yaptırabilirsiniz. Bir 14 günlük süre var. Bu 14 gün poliçeyi yaptırıyorsunuz. 14 gün içinde işte bu normal bekleme süresi COVID-19 nedeniyle, eğer bu süreç içinde herhangi bir koronavirüse yönelik bir sorun yaşamaz iseniz, ondan sonra tüm salgın hastalıklar daha iyi şeklinde devam ediyor poliçeniz efendim. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşçakalın.